arkadaşlar, 3 haftada Süper İncel programımızın bugün tam 18. günündeyiz. Bugün göğüs ve kol antrenmanı yapacağız. Ve yine her zaman olduğu gibi antrenmanınızı ısınarak başlayacağız. Fakat ama bugünkü ısınma antrenmanınızın süresini ve şiddetini bir tık arttırmak istiyorum. Çünkü artık 3. haftadasınız, son günlerdeyiz ve artık expert olduğunuzu düşünüyorum. İşte tam da bu noktada bugünkü ısınma antrenmanında hem ip atlayacağız, hem jumping jacks yapacağız, hem de burpees yapacağız. Yani 3 hareketi de bugün ısınma antrenmanında kullanacağız, hem de birbirine karıştırarak. Yaklaşık 13 dakika ile 15 dakika arasında ısınma antrenmanı yaptırmak istiyorum. Size hafif bir böyle boncuk boncuk terletmek istiyorum. Arkasından göğüs ve kol antrenmanına geçmek istiyorum. Bugünkü antrenman arkadaşlarım, antrenman ekipmanlarım 3 kiloluk 2 adet dumbbell. Ama siz kendi dumbbell'larınızı da kullanabilirsiniz. 1 kilo ile 5 kilo arasında tercih ettiğiniz 2 adet dumbbell olabilir. Ve 1 adet 7 kiloluk dumbbell kullanacağım ben, ama siz 3 kilo 5 kilo arası da kullanabilirsiniz. 7 kiloluk dumbbell'ı, yani diğer ikisinden daha ağır olan 1 adet ağırlığınızı sadece bir harekette kullanacağız. Dumbbell triceps extension hareketinde kullanacağız arka kol için. Yani sadece bir hareket için kullanacağız. Ağır diğerlerinden daha ağır olan ağırlığınızı. Diğer 3 kilolukları ise veya 2 kilolukları veya sizin 1 kiloluklarınızı göğüs ve kol antrenmanında kullanacağız arkadaşlar. Benim dumbbell'ım yok diyenler, her zaman söylediğim gibi tekrarlamak istiyorum. Küçük su şişelerinize kum doldurabilirsiniz veya büyük 1,5 litrelik 2 litrelik su şişenize yine kum doldurabilirsiniz. Yeter ki elinizden tutmayacağınız, elinizden kaymayacak, güzel kavrayabileceğiniz bir şişe olsun. Şimdi hazırsak ısınma hareketine geçelim. Evet, ısınma antrenman için hazırız. İp atlayarak başlayacağız, ama öncesinde yine saatimi çalıştırmak istiyorum. Antrenman sonunda kaç kalori yaktığımız hakkında bir fikrimiz olsun diye. Evet, şimdi hazırız. 60 tekrarda ip atlayacağım, sonrasında burpees, sonrasında jumping jacks yapacağım. Sonra tekrar başa dönüp ip atlayacağım. Yani bu döngüde bütün hareketleri 3 set tamamladıktan sonra antrenmanımıza geçebileceğiz. Hazır mısınız? Sizi bugün terletmek istiyorum. Vücudunuzu ateşe vermek istiyorum. Isınma kardiyosunun şiddetini arttırmamın sebebi bu arkadaşlar. Vücut hararetini, vücut ısısını yukarıya, en tavana çıkarmak istiyorum. Hazırsanız başlıyorum. 60 tekrar ip atlayacağız. İpim yok diyenlerin bahanesi kabul edilmiyor. 4, 5, 6, 7, 8. Ayak parmak ucunda vurma topuklarını yere. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi çift bacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. 60 tekrar ip atladık. Şimdi ipinizi hemen bir kenara bırakıyorsunuz. Harikayız. Nefes alıp verirken bana eşlik et. Çok mu hızlı atladık? Yok, bence gayet güzeldi. 60 tekrar ip atladık. İpimizi hemen bir kenara koyduk. Ve şimdi tükenene kadar jumping jacks yapacağız. Ama önce nabzımızın düşmesini bekleyelim. Dediğim gibi 13 dakika ile 15 dakika arasında bugün ısınma antrenmanı yapacağız. Süresini yükselttiğim gibi şiddetini de yükseltiyorum bugün. Bence yaparsınız. Yapabilirsiniz. Bence yaparsınız. Çünkü artık level 3'tesiniz. Yani 3. haftasınız. Nabzım biraz daha bekleyeceğim. Bence hazırız. Ben yine 60 tekrar jumping jacks yapacağım, ama sizler tükenene kadar yapacaksınız. Hazırsanız 1,
2, 3, kaldır elleri, kaytarma. 6, 7, 8, 9, 10, aç bacakları. 12, 13, 14, 15, 16, 17, ayak parmak ucunda. 18, 20. Hopla kaytarma, ayak parmak ucunda. 27, 28, 29, 30. Nabzım 165. Çok iyiyiz. Nabzımız normal seviyeye düşünce burps yapacağız. Yes. Dediğim gibi bugün 3 ısınma hareketini de yapacağız. Birbirine karıştıracağız demiştim. Çok güzel, nabzımız yavaş yavaş üşüyor. Suyu yudumlamak isteyenler su yudumlasınlar. Harikayız. Su yudumlamak isteyenler su yudumlasınlar. Ama öyle tepeye dikilmiş, lakır lakır şişenin yarısına kadar inilmiş bir su içme tarzından bahsetmiyorum. Bir yudum bir yudum. Küçük küçük yudumlar halinde suyunuzu için. Harikasınız gençler. Evet. Gençler, kendini genç hissedenler. Burps için hazırız. Benim nabzım 130. Bence sen de hazırsın. Tükenene kadar burps yapacağız. Ben size eşlik edebilme adına 5 ya da 6 tekrar yapacağım. Çünkü gerçekten zor bir hareket. Ama bir kere yapmış olmam bile yeterli. 2 kere yapmış olmam bile yeterli. Hazırsan başlıyorum. Nabzıma bakacağım. Nabzımız 162. Her zaman söylediğimi tekrarlamak istiyorum. 130 ile 160, 165, maksimum 170 nabız aralığında kalmak yağ yakıyorsunuz demektir. Harikayız. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, tekrar bir patlıyoruz. İplerinizi alın. Nabzımız halen düşmedi. Nabzımız düşene kadar bekleyeceğiz. Acele etmeyin. Nabzım halen 150. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Nabzım hala 150. Ama ben yapabilirim diyenler bekleyin. Çünkü nabzınızı dalgalandırdığınız zaman daha fazla yağ yakarsınız. Bekleyin düşsün. Sonra tekrar çıkarın. Bekleyin düşsün. Tekrar çıkarın. Harikasınız.
Nabzım 140. Biraz daha beklemek istiyorum. Bence hazırız. Yine 60 tekrar yapacağım ben. 30 tekrar tek bacak. Sonraki 30 tekrar ise çift bacak. Ve ayak parmak uçlarında topukları yere değdirmek yok. Aman diyeyim. Beliniz, diziniz çok büyük tehlike altına girer. Yapmayın. Hazırsak başlıyorum. Tek bacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Dört, 25, 27, 28, 29, 30 ve çift bacak. Kaldırıyoruz. Küçük nefes al, büyük nefes ver. Nabzımıza bakalım. Evet, hadi bakalım. Nabzımız 163. Çok güzeliz. Bacaklarınız ip atlama, jumping jacks, burpees acıyorsa sallayın. Sallayın. Sallayın, sallayın. Ellerinizle ovuşturun. Söyleyin ki kendine gel, daha işimiz bitmedi. Aynen. Kendine gel, kendine gel. Kendine gel. İşte böyle. Nabzıma bakacağım. Nabzım 146, bir tık daha bekleyeceğim. Sonrasında 60 tekrar jumping jacks yapacağız. Hazırsanız başlıyorum. Ve 1, ayak parmak ucunda. 4, 5, 6, 7, 8. Kaldır kolları, kollardan kaytarma. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arkadaşlar, hafif hafif ısındınız, vücudunuz ısındı. Harikayız gerçekten. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi burpees yapacağız tükenene kadar. 2, 3, 5, 10 hiç fark etmez. Nabzımız düşünce burpees'e geçeceğiz. Nabzım 150 benim. Dinlenme süreleri içerisinde, ama sen oturabilirsin ya da herhangi bir sandalyeye, yere rahat ol. Dinlenme süreleri içerisinde nabzın kontrollü düşsün. Evet, burpees yapacağız. Ben 5 tekrar yapacağım veya yapabilirsem, gücüm yeterse 6 kere yapacağım. Gerçekten zor çünkü burpees yapmak. Hazırım.
Nabzım da hazır. Ve bir, iki, üç, dört, beş, beş. Altıncıyı yapamıyorum. Ama biliyorum, yorumların hepsini okuyorum. Ben altı yaptım, yedi yaptım diyenleri okuyorum. Görüyorum, harikasınız. Nabzım 162. 5 tekrarda bile 162'yi buluyor. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet. Yine ip atlayacağız. Son kez. İpinizi alın. Nabzınız düşünce. Son kez ip atlayacağız. Kontrol edeceğim. Evet. Burada bacaklarınızı ovalayabilirsiniz. Son derece normal. Bence harikasınız. 60 tekrar patlayacağız hazırsak. Önce çift bacak. Önce tek bacak. Bir, iki tarzına, sonra çift bacak. Ve başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on iki, on üç, on dört. Çift bacak. On üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, yirmi, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir ve bitti. Son kez ip atlamıştı ipinizi. Emekliye ayırabilirsiniz artık. Emeklisin dostum. Harikayız. Nabzıma bakacağım. 160'dayız. Nabzımız düşünce son kez jumping jacks yapacağız. Jumping jack. Kontrollü bir şekilde nabzı düşürün. Bacaklarınızı sallayın eğer ağrıyorsa. Ovalayın. Harikayız. Şimdi 60 tekrar. Üçüncü setlerde artık biraz daha zor olabilir. İlk iki sette 60 tekrar yapmış, 90 tekrar, 100 tekrar yapmış olabilirsiniz. Üçüncü sette 30'a düşmüş olabilir. Son derece normal. Hayır, ilk sette 90 yaptım. Sonrakinde 60, şimdi 30 ancak yapabildim diye tedirgin olmayın. Gayet normal. Hazırsak başlıyorum. Ve 1, kaytarma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 20, 19,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Su içebilirsiniz. Harikayız. Çok güzel ısındık. Son 5 tekrar burpees yapıp hemen göğüs ve kol antrenmanına geçeceğiz. Nabzımı kontrol edeceğim. Nabzım 140. Bir tık daha bekleyeceğim. Bence hazırız arkadaşlar. 5 tekrar jumping jacks. 5 tekrar yapamıyorum diyenler hiç önemli değil. Hazırsak başlıyorum. Ve 1 2 3 4 5 Dediğim gibi hem süresini hem de şiddetini arttırdığımız mükemmel bir ısınma antrenmanıydı. Şimdi nabzımızın düşmesini bekleyeceğiz. Sonrasında dumbbell'larımızla beraber göğüs ve kol antrenmanına geçeceğiz. Nabzınızın düşmesini beklerken minderinizi ve dumbbell'larınızı yanı başınıza getirebilirsiniz artık. Hadi başlayalım. İşte göğüs ve kol antrenmanı için hazırız arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi düşük kilolarda 2 adet dumbbell ve yüksek kiloda 1 adet dumbbell'la bugünkü antrenmanımızı tamamlayacağız. Ben bugünkü antrenmanı beni daha net görebilmeniz açısından dizlerimin üstünde yapacağım. Ama istiyorsanız oturabilirsiniz. İstiyorsanız ayakta da kol ve göğüs antrenmanını tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. İlk hareketimiz front raise. Artık ilk günlerden tanıyor olmanız lazım bu hareketi. Dumbbell'ları elimize alacağız. Ve yüzümüzün hizasında karşıya kaldırıp geri indireceğiz. Ama kontrollü bir şekilde. Vücudumuzla beraber dumbbell'ı savurtmak yok. Bacağımıza çarptırıp çarpma, itme tepkisi yaratmak yok. Sırtınız dik. Karşıya doğru bakacaksınız. Sırt ve omuz postürünüzü bozmayacaksınız. Vücudunuzu hiç bozmadan sadece kollarınızla kaldırıp indireceksiniz. Hazırsanız her kol için 10 tekrar, yani toplamda 20 tekrar 3 set yapacağız. Ve 1 1 tek tek yapabilenler bu şekilde tek tek yapsın. 2 3 3 çift yapabilenler çift yapsın. 4 5 6 ama çift kol yapanlar sadece 10 tekrar yapacaklar. 8 9 10 Tek kol yaptığınız zaman 20 tekrar yapacaksınız. Çünkü her kol için 10 tekrar. Ama iki kolunuzu aynı anda kaldırıp aynı anda indirebiliyorsanız 10 tekrar arkadaşlar. Çok güzel ısındık. Gerçekten çok güzel ısındık. Hakkını verdik ısınmanın bugün. İkinci setteyiz. İkinci seti tek tek kaldıranlar için yapacağım. Ve bana eşlik edebilirsiniz. Bir. Vücudunuzu hiç bozmuyorsunuz arkadaşlar. 2 3 4 5 Yüzünüze kadar sadece. 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. İkinci seti de bitirdik. Ben videonun öncesinde sırt ve omuz çalışmıştım. O yüzden sırt ve omuz kaslarım şişti. Siz şimdi videoda aşırı büyük görüyor olabilirsiniz. Eğer kollarınızı sıkılaştırmak ve inceltmek istiyorsanız, sıkı, şekilli ve ince bir kol istiyorsanız 1 kilo ile 5 kilo arasında ağırlıklar kullanmalısınız. Büyük kollarım, güçlü kollarım, kaslı kollarım olsun diyorsanız 5 kilo ile 10 kilo hatta 15 kiloya kadar çıkabilirsiniz kol omuz antrenmanlarınızda. O yüzden sizin o kullandığınız 1 kiloluk dumbbell'larla veya 3 kiloluk dumbbell'larla böyle bir omuz ve kol inşa etmeniz zor arkadaşlar. Bu yüzden biraz tedirgin olmayın. Her insanın istekleri farklı. Benim isteğim böyle, onun isteği öyle, onun isteği daha farklı. O yüzden onun kolları böyle, benim de böyle olur gibi bir düşünce geçmesin aklınızdan. Üçüncü setteyiz. Kalkın. İki kolu aynı anda kaldırabilenler için tamamlayacağım bu seti de. Bir. İki. İki kolu aynı anda kaldırmak tabi biraz daha zor. O yüzden hani savurtmayın bu şekilde. Böyle vücudunuz sallanmasın, aman diyeyim. Vücut sabit kalacak. 4, 5, aha ben iki kolumu da kaldırabiliyorum deyip savurtmayın. O şekilde kabul olmaz. Kabul etmiyorum o şekilde. 7, 8, 9, 10. İlk hareketimizi de 3 sette tamamladık. Artık ikinci hareketimize geçeceğiz arkadaşlar. İkinci hareketimizi yaparken önce nasıl yapıldığını tarif edeceğim size. Sonrasında ise tekrar taylayla size eşlik edeceğim. İlk önce öne dönmek istiyorum. Önden göstereceğim. Nabzım gerçekten yükseldi ve düşmesini bekliyorum. Yani 148 şu anda. Her zaman ne yapıyorduk? 125-130 aralığına düşünce tekrar başlıyorduk. Saat olmayanlar, hani burada tedirgin olmasınlar. Eğer rahat nefes alıp veriyorsanız, artık nefes nefese kalmadıysanız, nabzınız o seviyeye düşmüş demektir. Başlayabilirsiniz. Bedeninizi tanıyın. Kendinize kulak verin. Yine dizimin üstünde duracağım arkadaşlar. Dumbbell alıyoruz. Önümüzde tutuyoruz bu şekilde. Dirseklerimiz vücudumuza sabit. Açıyoruz ve kapatıyoruz. Aç, kapat. Arkadaşlar dirsekleriniz, yani omuzla dirsek arası vücudunuza sabit. Dumbbell'ı açıp kapatacaksınız. Şimdi önden göstereyim, şimdi yandan göstereceğim. Dumbbell'ı önünüze alıyorsunuz. Aç, kapat. Aç, kapat. Aç, kapat. Hazırsanız 10 tekrar 3 set yapacağım. Ve 1, 2, dumbbell'ı birbirine çarptırmayın. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu arka omzunuz, kollarınız acıdı. Hafif trapezleri de hissetmiş olabilirsiniz son derece. Normal çünkü o bölgeyi de aktif hale getiriyor. Kollarınızı bir sallayın. Bileklerinizi bir rahatlatın. Bence ikinci set için hazırız. İkinci seti önden yapmak istiyorum. Aynen bu şekilde dumbbell'ınızı tutun. Bakın dirseklerinizle gövdeniz birbirinden ayrılmıyor. Yani dumbbell açarken böyle bir açmak söz konusu değil. Kapatın orayı. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 biliyorum çok acıyor, 7, 8, 9, 10, çok acıdı.
Gerçekten çok acıdı. Hani söylemiştim ya ben 18. gün yani bugünün şu videoyu çekmeden önce sırt ve omuz antrenmanı yapmıştım. Çok fazla geldi sanki. Hocam bu kadar tepki niye veriyorsun? Bizimki acımadı, biz hissetmedik diyebilirsiniz. O yüzden anlatıyorum arkadaşlar. Evet, üçüncü setteyiz. Bu hareketimizi de bence yapabiliriz. Nabzımızın o kadar tutmadığını düşünüyorum. Kaldırın dambılları. Birleştirin. Ve aç. Ve kapat. Kapatırken dambılı birbirine çarptırma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, harikayız arkadaşlar. İkinci hareketin üçüncü setini de tamamladık. Bugün toplamda 4 hareket yapacağız. İkinci hareketi bitirdik. Üçüncü hareketimiz ise triceps extension olacak. Dördüncü hareketimiz ise dördüncü hareketimiz de olacak. Şu an ismini aklıma getiremedim. Şimdi küçük kilolu dambıllarımızı bir kenarıya alıyoruz. Benim bir adet yüksek kilolu dambılım yok, iki adet küçük kilolu dambılım var diyorsanız arkadaşlar, bu hareketi yani dumbbell triceps extension hareketini iki dumbbellınıza da yapabilirsiniz bu şekilde. İşte böyle. İşte böyle. İki dumbbellınızla da yapabilirsiniz. Ama ben tek bir adet dumbbellla yapılması taraftarıyım. Dumbbellınızı burada nasıl tuttuğunuz önemli arkadaşlar. Dumbbellı bu şekilde tutuyoruz. Evet, bu şekilde parmaklarımızın arasına alıyoruz. Hazırsanız geriye doğru indirip kaldıracağız. Geriye doğru indirip kaldıracağız. İndir, kaldır. 10 tekrar yapacağız ama 15 tekrar yapabiliyorum gönder. 15 tekrar yapsınlar. Toplamda 3 set yapacağız. Hazırsanız başlıyorum. Parmaklarımın arasına alayım. Ve 1, 2, indirebildiğiniz kadar indirin dumbbell'ı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben 10 tekrar yapabildim. Çok acıdı. Alt kolum tam bu sallanıyor dediğiniz yere arkadaşlar. Buralar. Buralar. Burada yağlanma var dediğiniz, sarkıyor. Çok kötü görünüyor, sallanıyor, tuzluk dediğiniz yerler için bu hareket. Nabzımı kontrol edeceğim. Nabzım 130. Yani geçebilirim ikinci sete. Dumbbell'ınızı bu şekilde parmaklarınızın arasına alın. Evet. Kaldır havaya doğru. Geriye doğru indirebildiğin kadar indir. Ve kaldır. 2 3 4 5 6 indirebildiğin kadar indir. 7 8 yanıyor. 9 kaytarma hadi. 10 yapabilirsin. 11 12 yaparsın. 13. 13 yaptım. 7 kilo çünkü bu dumbbell. Ay. Üçüncü set daha zor olabilir. Son derece normal. Hatta ben üçüncü seti, benim düşük kilolu 2 kilo 2 adet dambılım var diyenler için küçük dambıllarla tamamlayayım. Dambılınızı bu şekilde ellerinize alın. Birleştirin iki dambılı. Kaldırın yukarıya doğru. Hadi 15 tekrar yapabiliriz belki. Evet, hadi bakalım. 1, 2 yaparsın sen. 3, aslansın sen. 4, 5, 6, 7, indir dumbbell indirebildiğin kadar.
8, 9, 10. Sen neleri yaptın ya? Bak hadi 1, 2, cansın sen. 3, 4, 5. Ben sana cansın, harikasın demiş miydim? Bak 15 tekrar yaptın bile. Harikasın. Bu hareketimizin de 3 setinde başarıyla tamamladık. Şimdi antrenmanımızın son hareketine geçtik. Şimdi burada yere yatacağız arkadaşlar. Yere yatıyoruz. Oh, dinleneceğiz zannetmeyin. Şimdi bu harekette bir adet dumbbell kullanacağız. Yere yatabiliriz. Ama nabzımızın düşmesini bekleyelim. Küçük nefes alıp büyük nefes verebiliriz. Eğer susadıysanız, susuzluk hissediyorsanız su içebilirsiniz. Arkadaşlar burada dirseğinizin üstünde duracaksınız. Her zaman kuralım neydi? Omuzla dirsek, omuzla el her zaman aynı çizgide olacak. Yani şu arada bir üçgen görmeniz lazım. Eğer bu dirsek daha önde olursa omuzunuzu sakatlarsınız. Daha geride olsa yine omuzunuzu sakatlarsınız. Vücut bir denge halinde. Aynen böyle. Şimdi dumbbellımızı yanınıza alın. Dirseğinizi belinizle birleştirin. Ve her zamanki gibi omuzla dirsek hiçbir zaman yerinden kıpırdamıyor. Dumbbellınızı burada alacaksınız ve kaldır. Ve kaldır. Ve kaldır. Ve kaldır. İşte böyle arkadaşlar. Dumbbell'ı kontrollü bir şekilde kaldırıp kontrollü bir şekilde kaldıracaksınız. İndirirken yere çaktırmak yok. Bütün vücutla beraber savurtmak yok. Dirseğinizi belinize koydunuz ya, dirseğinizden güç almak yok. Tamamen kolunuz. Kontrollü bir şekilde kaldırıp kontrollü bir şekilde indireceksiniz. Hazırsanız her kol için 10 tekrar, toplamda 3 set yapacağız. Ve 1, 2. Bu omuzunuzun üstünde durduğunuz için o kol da aktif şu anda. O kolunuz da çalışıyor. Ayrıca yatar pozisyonda olduğunuz için kavurga üstü balık kaslarınız ve yan karın kasınız da aktif şu anda çalışıyor. 5, 6, 7, 8, 9, biliyorum yandı. 10, çok normal. Şimdi öteki tarafa geçiyoruz. Yine dirseğiniz kolunuzla aynı hizada. Bacak altınız serbest, nasıl istiyorsanız öyle tutabilirsiniz. Harikayız. Dirseğinizi belinizle birleştirin. Ama dirseğinizden güç almayın. 1, 2, 3, 4, 5, kontrollü bir şekilde. 6, 7, 8, 9, 10. Çok acıdı kollarınız. Çok acıdı. İkinci sete geçmeden önce ovalayın kollarınızı. Masaj yapın böyle küçük küçük kendinize. Son derece rahatlatıcı. Evet arkadaşlar, tekrar ikinci setteyiz. Omuzunuz dirseğinizle aynı hizada, bacaklarınız serbest. Dirseğinizi belinizle birleştirin, dumbbellınızı alın. Kontrollü bir şekilde kaldırıp indiriyoruz. Ve 1, 2, 3. Buradaki omuzun da ağrıyor çünkü o da aktif şu anda çalışıyor üstünde durduğun için. 5, 6, 7, 8, of, 9, 10.
Yanıyor şu anda omzum. Ama acı varsa başarı var demekti. Acı varsa değişiyorsun demekti. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Şimdi öteki koldayım. Artık sen kuralları biliyorsun. Ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Kendine gel, sen kendine gel. Haddini bil, sen haddini bil. Şöyle bir uyarı verin, kendine gelsin. Öyle ikiden kaldırdım diye pes etmesin. Artık 18. gündeyiz. Geriye sadece 3 gün kaldı. Buraya kadar gelmiş olman bile mükemmel. Son 3 günde lütfen tamamla. Lütfen. Kaytarmak yok. Zaten bu noktaya kadar geldiysen gerçekten azimlisin demektir. Tuttuğunu koparan bir insansın demektir. Tekrar üstüne basarak hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu 3 haftalık program, yani 3 haftada süper incel programını ard arda 2 kez, 3 kez tamamlayabilirsiniz. Yani 21. günü bitirdikten sonra 22. günde dinlenip tekrar 1. günden programa başlayabilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum. Son setteyiz. Son hareketimizin son setindeyiz. Antrenmanımızı tamamladık. Öncesinde çok güzel ısındık. Şu an ise son setlerdeyiz. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi öteki kolumuza geçiyoruz. Böyle yok arkadaşlar. Bakın dirsek nerede? Kol nerede? Omuz nerede? Dirseğinizi belinize değdirin. Belinize bastırıp oradan güç almayın. Ama değdirin. Kolla omuz arası sabit kalsın. Ve 1, 2, 3. Üstünü basa basa her zaman hareketleri nasıl yapıldığını tarif etmeye çalışıyorum. Çünkü sakatlanmanızı istemiyorum. Lütfen uyarılarıma dikkat edin. 6, 7, 8, 9, 10. Of. Benim için çok zor ve yoğun geçen bir antrenman oldu. Dediğim gibi öncesinde zaten sırt ve omuz çalışmıştım. Ama eminim sizler için de çok güzel bir antrenman oldu. Öncesinde güzelce ısındık. Tekrar söylüyorum, mükemmel ısındık. Sonrasında 4 hareketten oluşan ve her hareketi 3 set yaptığımız güzel bir göğüs ve omuz, kol omuz antrenmanı oldu. %80 kola ve omuza hitap eden bir antrenmanda, %20 göğüse hitap eden bir antrenmandı. Çünkü zaten 2 gün önce göğüs çalışmıştık. Bu noktada sadece bir hareket koydum göğüs için. Kollara fokuslanmak istedim. Ve o şekilde antrenmanımızı tamamladık arkadaşlar. Ama 18. gündeyiz. Kural neydi? En az 30 dakika, en fazla 40 dakika. Şimdi kardiyoya gidiyorsunuz. Vakti olan, şimdi vakti olmayan günün diğer saatlerinde de kardiyo yapabilir. Ama mutlaka kardiyo yapılması gerekiyor. Şimdi 18. günü de tamamladık arkadaşlar. Bu noktada hepinizi ayakta alkışlıyorum. 19. günde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sporla kalın, hoşça kalın demeden önce, evet, 310 kalori yakmışız arkadaşlar. Son saniyede aklıma geldi yaktığımız kaloriyi söylemek. Çünkü bazen unutuyorum. Ya altyazı olarak geçiyorum ya da videonun altına ekliyorum. Ama şu anda tam hatırladım. Son saniyede hatırladım. 310 kalori yaktığımızı söylüyor arkadaşlar saatim, ama her zamanki gibi tekrarlamak istiyorum.
herkesin yaktığı kalori miktarı farklıdır. Ben 310 kalori yakmışımdır, sen 410 yakmışsındır, öteki 270 yapmıştır. Bu tamamen yaşa, kiloya, boya ve en önemlisi nabız hızına göre değişir arkadaşlar. Sevgiyle kalın, sporla kalın, hoşça kalın. 19. günde görüşürüz.